YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekibim bana bir sürpriz hazırlamışlar ve inanın ne olduğunu hiç bilmiyorum. Başıma neler gelecek onu da bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Evet Evrencim, ne hazırladınız bana? Evet Hanım şöyle bir şey yaptık. Efendim sizin geçmişinize gittik. Bütün interneti taradık. Ve Milli Kütüphane, Devlet Arşivi, Topkapı Sarayı ve bütün arkeolog arkadaşlarımızın <laughs> da yardımıyla... Sizin eşek. Çocukluğunuzdan günümüze kadar bütün fotoğraflarınızı topladık. Tamam. Ama biz bu fotoğrafların hikayesini bilmiyoruz. Hmm. Siz de tabii o kadar geçmişe nasıl gideceksiniz onu da bilmiyorum. <laughs> bir hafızamı zorlayacağım bakayım. Yani kalanları bir zorlarsanız. Ay <laughs> ay ya Rabbim. <laughs> ya Rabbi ya Resulallah. Evet en sevimliyle başlıyorum. Hazır tamam, mısınız? Tamam hazırım. Efendim bu dünya tatlısı şeyin izleyen. Ay ya ya küçücük Demet. Çok tatlı. Biraz kilolu doğmuşum ben. Bakalım. Evet. E, 4 kilo 750 gram. E, bu aslında 6 aylıktan sonra herhalde 10 aylık falanım diye düşünüyorum burada. E, Baya kiloluyum ve bilezik takıyorum. Enteresan. O zamanlar takı takmayı seviyormuşum. Hakikaten de gösterişi de meraklıymışsın. <laughs> <değilmişsin. gülüyor> <laughs> Ama ayaklarım yine meydanda. Her zamanki gibi ayaklarım çıplak. Bezel yaparmak. Aynen öyle. Ve... E, kilolu bir bebektim bayağı. 54 santim, 4 kilo 750 gram. Annem sağ olsun e, beni doğururken bayağı bir sıkıntı çekmiş ve normal doğurmuş. Başardım, evet. Herhalde işte söyledim ona 10 aylık civarı falan. Şimdi bir tane daha geliyor. Evet. Hakikaten yani ifade hiç değişmiyor. Ya çok güzel. Bu fotoğrafımı çok seviyorum çünkü burada İrem'e benzetiyorum kendimi. Beteri geliyor az sonra ya ben İrem zannettim. Gerçekten bazı fotoğraflarım var gerçekten İrem'e benziyor. Oo, bunu hatırlıyorum. Çok tatlı. Çok güzel değil mi? Evet. Ya bunu da bir kazıda buldular. <laughs> Zeyukmadan çıktı bu. Oralardan Güneydoğu'dan. Güneydoğu'dan e, evet. Evet. Bir dönem işte oraya gitmiştik herhalde. Orada babam çakmış duvarlara. Muhtemelen. <laughs> bomba geliyor. Hazır İrem demişken. Ben evet. size bir şey söyleyeyim mi? Bunun bana İrem olmadığını, hadi nasıl anlatıyorsunuz? Ya evet, ee, bu fotoğraf benim için çok özel. Burada babamla dans ediyorum, 13 yaşındayım. Ee, yaklaşık 11 yaşına kadar bayağı babama aşıktım, 13 yaşlarında da. Hatta e, babam e, vefat edene kadar, e, 2008 yılında vefat etti. Ee, hep aşıktım ona, hep hayrandım ve o benim kahramanımdı. Ee, ona benzediğim için huyumla, suyumla, tipimle büyük gurur duyardım. Anne kusura bakma kızıma bana. Ee, o yüzden annem hala söylüyor bana böyle bir şey, sinirlendiriyorum onu. Çok ani fevri çıkışlarım olabiliyor bazen. Aynı babana benziyorsun diyor, ben de gurur duyuyorum diyorum. <laughs> bir diğeri geliyor, burada gurur içinde yatsın. Ha, babamla mı? Hmm. Yok. Bu Demet Şener o zaman hani Aa, evet. çocuk. Ee, burada e, ilk e, anaokulunda e, müsameredeydim ve laleydim ve bir şiir okuyordum. E, bu fotoğraf evet lale lale, mi lale olmuştum. Hı -hı. E, elimde de bir lale tutuyorum kartondan bir lale var elimde. E, i̇lk mikrofona karşı e, halka karşı bir şeyler sunduğum ilk şeydi herhalde diye düşünüyorum. O ne? Meclis açılışı mı ne o? <gülüyor> <gülüyor> Eşek bu ya. Kürsüde. <laughs> evet. E, gerçekten e, küçüklüğümde e, yani bu yaşlarda o kadar böyle dışa dönük değildim bence. E, daha sonradan başladı dışa dönüklüğüm. Şimdi mesela çok rahatım. Kamerada rahatım. Uzun yıllardan beri rahatım. Ama küçüklüğümde İrem gibiydim. E, İrem de birazcık şey ama Ömer tam tersi. Bakalım bir dahaki videomuzda belki Ömer olur. Aa ya bu fotoğraf çok özel benim için. Çünkü bu fotoğrafı sevgili Beyhan Bağış bana verdi. Kuzenim oluyor. Amca kızlarıyız. amcamların evinde elimdeki bebeğim. Onlarda kalmıştım gece. Bebek doğmuş. Evet. Pijam şey geceliğim var ve onların balkonundayım. Ee, çok büyük keyif alırdım eskiden böyle sevdiğim insanların evinde kalmaktan ee, çok enteresan. Bazı huylar benziyor yani İrem şimdi öyle. Ya yeter ki birinin evinde kalsın yani çok yakın tabii çok yakın arkadaşlarında kalabiliyor. Ben de öyleydim yakın akraba arkadaş. En sevdiğim şeydi başkasının evinde kalmak. Bu da Beyhan ablaların evinden balkonundan bir demet. Ve bir tane daha geliyor. Vallahi burada yani hakikaten sizin küçük haliniz. Evet. Yani bariz. Efendim bu bu da dediğim gibi yine İlber Ortaylı bunu bize verdi. <laughs> Doktora tezini yaparken ya. başlamandan çıkmış. Burada yanımda Enis var abim. Onu özellikle basmadım. Tam ergenlik çağında gözlükleri, sivilceleri ve şurada ergenlikte olan e, gırtlağındaki kemiğiyle. <laughs> bence, bence onu vermeyeyim zaten. O yüzden kendimi kestim. Orada yanımda abim var. Demet kaç yaşında burada? E, Demet kaç yaşında? Bence 10 yaşında falanım. O zaman ne olmak istiyordu Demet? E, o zamanlar aslında şöyle bir şey mimar iç mimar diyordum. Ama 13 yaşından sonra. Ne gülüyorsun ya? Biz mimar olarak düşünemedim de. Niye? Yani ne bileyim? Böyle piramitler falan zor. <laughs> Sonra 13 yaşına geldiğimde 14 yaşında gerçekten bu boyda ve bu fizikteydim. O yüzden hep böyle aklımda bir böyle modellik, modelliğe ve modaya çok ilgiliydim. O yüzden işte o Twiggy zamanlarında, Twiggy'den bir sonraki dönemim ben. Sen söylemeden ben söyleyeyim dedim. Evet ve geliyor. Ve geliyor. Ta -ta -ta Tanıştırayım. -tan. Ya keşke o zaman tanışsaymışız ya. Valla en son yani. Ama Niye 10 ki? falandım o zaman. <laughs> ya bu çok eğleniyor ya. Burada evet nerede o bizim zamanımızın Demet Şener halleri. En popüler olduğum dönemlerde sildirdiğim dikenli tel dövmemle e, bikinili bir fotoğrafım. Evet Aktüel Dergisi'ne kapak çekmiştim onun. Her şeyi hatırlıyorum gördüğün gibi. Tevellüt kaç o zaman? <laughs> 96-97 falan. Oo, bayağı eski. İyi fotoğraf makinesi vardı o <laughs> Burada klasik şöyle pozum vermişim. Ve efendim şimdi fotoğrafçı tarafından azarlandığınız bir pozunuz geliyor. Bunun başka açıklaması olamaz. Bana izah edin bu fotoğrafta bu poz ne bu? Ya evet ya. Bu da e, o zamanlar bunu Nihat Odabaşı çekti. Buradan e, sevgilerimizi söylüyoruz. E, Türkiye'nin en iyi fotoğrafçılarındandır. E, o zamanlar Şam'dan dergisi vardı Sabah Gazetesi'nin. Ona çıkmak büyük bir ayrıcalıktı kapak olmak. Ben de söyleme ayıptır. Yılda birkaç kere kapak olurdum o dönemlerde. E, burada da bayağı böyle şey e, vahşi bir çekim yapmışız. Hakikaten mı Ne o? Bayağı sert bakmışım <laughs> valla. Hakikaten bugün o bakışı atamadın. Şey, hatırlıyor musun? Artık ben yumuşadım. Gerçekten... Yok ya bu ne? Bu bir numaralı bakış bu. Modellik bakışı yani. Ya evet. Bu da elit güzellik, elit modellik, elit modellik diye bir yarışma vardı. Hatta oradan. 20 şu anda. Sen var ya sen. Sevgili Duygu Dikmenoğlu'nun birinci seçildiği elit modellik yarışması. Kaçıncı yüzyıl? 15. 1900'ler. Küçük. 1600'ler güzel misiniz yani? Hala çok güzelsiniz. Hayır, De gerçekten teşekkür ederim. Türkiye güzel olmayı fazlasıyla hak, hak etmişim değil mi? Fazlasıyla. Çok teşekkür ederim. Evet, bir tane daha geliyor. Ah ah. Ah ah işte bu da aynı aktüel çekimlerimden. Parmak ısırdıktan sonra mı bu? Parmak ısırmaktan önce bunlar bence. Bu da güzel bir çekimdi hatırlıyorum. İşte meşhur Derimot bütün İstanbul'u Türkiye'yi kaplamıştı. Ben o dönemde Amerika'da yaşıyordum. Ee, Amerika'da yaşadığımda herkes beni arıyordu. Demet her yerdesin ve ağlamak istiyordum. Her yerde olup kendimi görememenin e, ta Seattle'dan içime oturmuştu. Ama sonra geldim yetiştim. Onun üstüne birkaç e, sezon daha kampanyalarını yaptım. Onun için yetiştim. Bu benim en sevdiğim fotoğraflardan biridir. Simsiyah giyinip leopar ayakkabılarla poz vermiştim. Bunu da Nihat çekti. E, benim için çok özel bir çalışmaydı. Wow, işte bu. E, gerçekten benim için. Bravo Evren güzel şeyler e, seçmişsin. Yanımda gördüğünüz Kerotis, Kerotis ve Mickey Rook çifti benim hayatımda en hayran olduğum çifti. O zamanlar Mickey Rook motosiklet kullanır, bütün her yerinde dövmeler vardır. Onunla da tanışma fırsatım oldu. Onu da Ailecek anlatacağım. Ayrıca e, Kerotis'e bayağı bir mailleştik. Ben e, bu işi yaptığımda burada bir firmanın, bir araba firmanı firmasının çok özel bir gecesi için beni Amerika'dan getirttirdiler. Düşünün yani Kerotis de Amerika'dan geldi. Ben de Amerika'dan geldim bir Türk olarak. Düşün yani Evren ne olduğumu. Tabii, o zaman Christoph Kolomb'la <laughs> <ben> ilk kafiledeydiniz. <laughs> Amerika'yı keşfettik ya hemen İstanbul'a geri döndük. Ya sen var ya sen. Ee, Kerotis'le tanışma ve bu işi yapma fırsatım oldu. Sonra Amerika'ya döndükten sonra baya meyilleştik. Ee, çok özel bir andı benim için hayran olduğum bir kadın. Ee, hala öyle, ee, öyle bir gecede beraber olmanın sevinciyleyim. 32 diş gördüğünüz gibi. Aynen. O bana bakıyor ben ona bakıyorum. Ee, çok haberler çıktı gazetede aynı kardeş gibisiniz diye. Hakikaten bana bakıp bakıp sana çok benziyorum demişti. Ay Evet babamla. Babamı da Cüneyt Arkın, Uğur Dündar, onlara benzetirlerdi. Hatta babamı kaybettikten sonra birkaç kere sevgili Uğur Dündar'ı gördüğümde e, bayağı bir ağlamıştım. E, ve sonunda gidip e, eşiyle oturuyordu. E, eşi de çok Yasemin Baradan, o zamanlar benim de çok hayran olduğum bir modeldi. Aynı dönemde yapamadık. E, gidip en sonunda söylemek zorunda kaldım. Uğur Bey dedim, yani kusura bakmayın böyle ağlıyorum. E, babama çok benziyorsunuz, babamı görüyorum sizi görünce diye. E, o yüzden e, o da benim için çok özel fotoğraflardan biri. Babamın Ka elindeyim. Kaç yılında kaybetmiştiniz babanızı? 2008. Allah e, Allah e, evet inşallah. Ve sonra hemen Ömer'i doğurdum. Bir hafta sonra hamile olduğumu öğrendim. Evet enteresan. Demet Hanım tarihi belgeler sınırlı. Bu, olarak... <laughs> Bu kadarına ulaşabildim diyorsun. Şimdi ben Mısır'a gidiyorum. <laughs> Kahire'ye. <laughs> evet. Kazılarda neler çıktı? Ya çok yaşadık. Bir şey olsa elimde atacağım orada sana ama yani. Sizi çok seviyoruz. Sağ olun. Biz de sizi. Teşekkürler. Bay bay. Bay bay.